Selam arkadaşlar. Problemler part 2. <laughs> Şimdi şöyle bir şey oldu. Eşim çalıştığı için ben yine part time çalışıyorum. Yine müsaitliğim oluyor. Ama aracı evde yıkayacak kadar müsaitliğim olmuyor. Çünkü farklı işlerle uğraşıyorum. Yani boş vakitlerimde de farklı işleri halletmeye çalışıyorum. Neyse dedim hemen bir koşu. Şurada 15 dakikada aracı bir yıkattırayım dedim. Karvaşa gittim. Daha önce ben Karbaş'a gittiğimde araçta e, önemli bir şeyimiz vardı. Kenara koymuştum. Yani onların temizlik adı altında dokunması gerekmedikleri bir yere koymuştum. Dokunsa bile geri yerine indirebileceği bir şeydi. Çok basit. Ee, adam bana tuhaf var, bakıp duruyordu. Ben şüphe ettim, Allah Allah niye bakıp duruyor falan. Böyle bir garibime gitti. Çünkü çok garip bir şekilde bakıyordu. Arabaya binip gittikten sonra eve yaklaşınca onu almam gerekti. Ve fark ettim ki adam almış yani cebine atmış. Araklamış yani. Haliyle ben karvaşçıyı değişirdim. başka yere gittim. Gittiğim yerler de böyle zaten lüks bir karvaşçı değil ama en azından hırsızlık yapmalarını da beklemezsin yani. Sonra neyse, e, biz buralarda fazla böyle nakit parayla gezmiyoruz eşimle. Genelde kartla ödeme yapıyoruz. Nakit para çok az bulunuyor yanımızda, cebimizde. Ama ara sıra da araca para atıyorduk. Bunun sebebi de çok acil ihtiyaç olursa hemen araçta şu bölmede tamam mı? Parayı alalım, verelim, ödeyelim işte ihtiyacımızı giderelim gibisinden. Neyse Karbaş'a gittim. Dedim ki adamlara bir de üzülüyorum diyorum ki vergi problemi vesaire malum var ya kartla ödedim mi orada bile komisyon çekiliyor. Komisyon vergi dertleri olmasın nakit ödeyeyim. Ee, ama baktım cebimdeki paranın üstünden biraz eksik geldi. Sonra adam aracı temizliyor ki yanına yanaştım. Dedim ben bir aracı açmam lazım. Niye falan dedi. Dedim ay içinde para vardı. Sizin parayı ödeyeceğim. oradaki ne tamamlamam lazım. Sonra bana demesin mi aa işte ben eee kafam karıştıydı unuttuydum da o parayı aldım kasaya attım. Ne alaka? Benim arabamdaki parayı sen nasıl nasıl bir kafa karışıklığı bu? Nasıl unutkanlık? Ne yani? Ki sen bunu tutuyorsun kendi kasana atıyorsun. Yani araba öyle lüks bir şey de değil ki desen ki ne? Bu parayı da alayım da yan cebime atayım bu adama koymaz desen öyle bir şey de yok ki lüks bile olsa almazsın yani. Ama hadi orada öyle düşündü farz edelim. Ya belki ben o parayla ilaç alacağım belki. Ya belki cebimdeki son nakdim. Yani aracı temizletmeye getiriyorum da ne şartlarda hangi sebeple getiriyorum nasıl bilemezsin ki sen bunu. Almış cebine atmış ben bir afalladım ilk. Sonradan ketti kafam dedim ki ne o zaman o parayı say dedim temizliğine. Yapacağın temizliğe say o parayı dedim. Daha fazla bir şey de söylemek istemedim yani. Orada rencide etmek istemedim de. Aslında da söylenmesi gerekiyor. Ne demek ya? Yani ben buraya demek ki tomarla para koysam ya kafası karışacak. O tomarla parayı alacak kasasına atacak. Yani böyle bir mantık var mı? Zaten arkadaşlar araçtan mümkün mertebe böyle şeyler bırakmıyoruz temizlik yaptırırken. Ama şu bölmeye e, elimize geçene atıyoruz. Yani bu da böyle 200-300 euro falan da değil yani. Ama neticede yani ne fark eder? Belki benim son param, son ekmek param bu ay alabileceğim son ekmek param. Ayın son günüyüz zaten bugün. Yani biraz bilmiyorum ya. Yani bana çok yanlış geliyor bu şeyler. Bilmiyorum yanlış düşünüyorsam yorumlara yazabilirsiniz. İnanın ki eşime hediye almıştım güneş gözlüğünü. Onu bile tuttum, çantama attım. Dedim ki bunu da alırlar çünkü yani hakikaten yani. Alırlar da. Adam tutmuş şey ya sen arabada çöpü bir boşalt, bir şeyi bir boşalt. Yani şurada iki üç tane kağıt körek şey vardı çok garip ya yani yanlışsam yazın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum